İyi geceler. Herkese selamlar arkadaşlar. Böyle aslında planda olmayan bir yayın oldu bu şimdi. Açmayı düşünmüyordum ama altına baktım. Ons altın böyle bir 2000 doları geçti. 2008 dolar civarındaydı ben yayına girmeden önce. Ne oluyor diye baktım. Yani bu kadar böyle bir hızlanması. Maalesef çok iyi haberler yok. Yani özellikle İsrail tarafından bahsediyorum tabii ki. Ee, bazı bilgiler var, bazı haberler var. İşte İsrail e, Gazze'ye bir kare harekatı başlattığı şeklinde. Yani evet orada bir bombalama, bir savaş durumu var, devam ediyor. Fakat e, şu anda bunun dozunu arttırıyorlar. Yani işin, işin içerisinde bu kara harekatı başlayacaktı biliyorsunuz. E, sanırım başladı. Yani henüz daha ben tam doğrulamadım ama bunu neye göre söylüyorum? E, hem birkaç yerden e, okuduğum hem de bu altındaki harekete bakarak söylüyorum. Yani altındaki hareketin hızlanmasının bana göre sebebi bu. Şimdi e, tabii hani altıncılar belki e, yani sevecekler ama maalesef yani savaştan dolayı e, böyle bir durum e, yaşıyoruz. Lütfen e, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Aslında sabah yayınında bugün çok aşırı yoruldum. Çok fazla programım çok yoğundu. Yoksa bir altın videosu yapacaktım. E, normalde Altının biliyorsunuz yani şu anda yükselmesinin ana sebebi savaş. Bunu unutmayalım. Ee, yoksa savaş olmasaydı, savaş çıkmasaydı aslında biz bugün Fed'in yapacağı faiz artışlarını işte piyasalardaki baskıyı 10 altın üzerindeki baskıyı konuşuyor olacaktık. Ee, ama yani savaş çıktı ve savaşla beraber de şu anda işte Amerika'nın yapacağı faiz artışları ne oldu? Gölgede kaldı. Hep dedim ya size ikinci planda kaldı. Şu anda daha böyle FED değil, Amerika değil, ekonomi değil. Şu an savaş fiyatlaması var piyasaların tamamında baktığımızda. Dolar endeksinde çok büyük bir kımıldama yok. Yani 106.34 civarındaydı. E, tahvil tarafına baktım. Orası da yüksek ama hani böyle 5'ler civarında değil. Genelde 4.85 civarında. E, Onları da bakmamız sebebi tabii yani orada da bir hareketlilik var mı yok mu? E, orada bir şeyler oluyor mu? Onu anlayabilmek için. E, şimdi bugün Cuma'ydı. Haftayı kapattık. Hafta kapanışında e, Amerika'dan e, kişisel tüketim harcamaları geldi. Yani PCE verilerini aldık. Tam beklenti paralarında geldi. Orada enteresan bir şey olmadı. Ama dün gelen veriler enflasyonun yukarı gittiğinin işaretiydi bize. Bugün biraz daha sakin, tam beklenti ölçüsünde geldi veriler. Şimdi neden önemli arkadaşlar? Altın için. Şimdi altında yani senaryo belli. Senaryo şu. Savaş altının bundan sonra da kaderini en azından bu süre içerisinde, bu vadede kaderini savaş belirleyecek. Şimdi savaş Devam ettiği sürece ve büyüdüğü sürece ki şu anda gelen haberler maalesef e, savaşın büyüdüğünü gösteriyor. Güvenli liman e, ne oluyor? İşte altına bir gidiş var dünyada. Altın alımları artıyor böyle olunca. Altın fiyatı da taleple beraber yükseliyor. E, dolayısıyla savaş devam ettiği sürece nasıl altın çok hızlı bir şekilde 2000 dolarlara geldiyse e, devamında da 2030, 2040 belki 2050 hatta ...o kıramadığı zirveleri e, göreceğiz. Tamamen savaşın gidişatı... ...altının kaderi belirleyecek. Bunu unutmayalım. Olur da... ...şu an çok görünmüyor ama olur da... E, ...bir sürpriz gelişme olur. E, bir şey olur. Bir anda savaş biter. İşte Savaş biterse o zaman tekrar... E, Amerika ile ve Fed'in... E, ...enflasyonla e, uğraşmasını... ...faiz artışlarını konuşmaya başlayacağız. E, faiz artışı demek... ...enflasyonla mücadele eden... E, ...Fed cephesinden baktığımız zaman piyasalara baskı demek. Yani altını baskılayan önemli bir şey yani durum yani öyle söyleyeyim. dolayısıyla hani altın bu FED faiziyle savaş arasında şu an git gel yapıyor ama faiz ikinci şeyde kaldı, gölgede kaldı bu gölgeyi de bu aralar çok kullanıyorum hayır olsun inşallah çünkü hep böyle ana meseleler arka plana ikinci plana e, itildi Hep gölgede kaldı neyin gölgesinde şu savaşın gölgesinde kaldı e, altında nitekim öyle e, savaşla FED faizi arasında git gel yapacak ama şu anda e, savaş ön planda dolayısıyla altında da savaş fiyatlamasının biraz daha biraz daha değil, yoğun olduğunu ve fiyatlamanın buna göre gittiğini görüyoruz e, yani başından beri aslında Ha bir gram altın tarafından da bir değerlendirme yapalım. E gram altında zaten 1800 TL'yi geçtik. E şu an onsun bir miktar yukarı çıkmasıyla dolar TL'de de yukarı yönlü hareket var. 28-20'lere kadar geldik. Ons altın 2000 e, doları geçti. Öyle olunca biz gram altında yeni bir zirve gördük. Şimdi bu sene bitmeden e, geçen iki gün önceki yayında da bahsetmiştim. Yani 2000 TL'lerin gelme ihtimali güçleniyor. İşte savaş daha da böyle hızlanırsa, yani umarım hızlanmaz. Gerçekten maalesef istemiyoruz. Orada çok ciddi, çünkü insanlar ölüyor. Savaş bu yani neticede. Ama maalesef savaş devam ettiği sürece ve yükseldiği sürece, Orta Doğu'da sular ısındığı sürece gram altında yukarı çıkmaya devam edecek. Dolar TL'de de beklentimiz yukarı yönlü devam edeceği için en azından yıl sonu 29-30'ların geleceğini düşündüğümüzde altında gram altında 2000 TL'ler artık hani iyice rotaya girmiş durumda. Üstü gelir mi? Yani şimdilik üstünün gelebilmesi için hem dolar TL'de anlık sıçramalar olması lazım. 30 TL'lerin üstüne doğru ve yine 10 altında Orta Doğu'da İşlerin böyle hızlanması, savaşın hızlanmasıyla hakikaten böyle 2050 dolar seviyelerini geçiyor olmamız lazım. O zaman öyle bir durum olduğunda hakikaten çok bambaşka bir şeyden söz ediyor olmamız gerekecek. Yani oturduğumuz yerde oturamayacağız gibi bir durum olur. Yani savaş gerçekten bir 3. Dünya Savaşı'na dönmüş olur böyle olursa. Ama böyle riskler var mı? Evet var. Umarım olmaz. Umarım olmaz gerçekten. Evet. Fakat bu ihtimalleri de şu an masanın üstünde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet durum böyle. Çok ne diyelim anlık gelişmelerdi bunu söylemek istedim. Hafta sonu hareketli geçecek. Cumartesi pazar. Hep zaten cumartesi pazar oluyor böyle şeyler. Hafta sonuna denk geliyor. İsrail savaşı da zaten daha doğrusu İsrail Hamas savaşı ya da Hamas İsrail savaşı neyse başlangıcı da böyle bir hafta sonuna denk gelmişti ve hafta sonları bu iş daha çok böyle alevleniyor, daha çok hararetliyor. Ne bunu görüyoruz. Şimdi işin içerisine İran, Lübnan Suriye, Amerika, Rusya aklınıza kim gelirse herkes giriyor olacak. Maalesef bir görelim ee, bir görelim bir izleyelim bakalım. Ondan sonra hafta başına zaten yeniden e, şey yapacağız. Yani yeni değerlendirme yaparız. Şimdilik bu akşamlık bu kadar. Elimden geldiğince kısa yapmaya çalıştım. Ee, görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum.